Ve İsrail'in istihbaratı daha nasıl çöktü buna bir bakalım değerli izleyiciler. İsrail'de tabi bu son olay İsrail'in e, özellikle e, işte çok bilinen bir adı vardı. Mossad'ın istihbarat teşkilatının ama e, kötü faka bastılar ve çok ciddi olarak da eleştiriyorlar. İşte siz bakmayın yok böyle işte e, kasıtlıydı bilinçliydi falan değil. Komutanları işte gördüğünüz yatakta gözaltına alındı. Mossad ajanları, kadın askerler alındı. Bir sürü askeri öldürüldü İsrail'in de e, bu şeyde Hamas tarafından. E, dolayısıyla da işin içinden çıkamıyorlar. İşte Şimbet e, İç İstihbarat Kurumu değerli izleyiciler, e, önemli bir kurum. Mossad dışı İstihbarat'tan sorumlu ve Aman var, askeri istihbarat birimi. E, hat operasyonundan ders çıkardığını ve buna göre hazırlık yaptığı ifade ediliyor. Ama ha Hamas bu defa ordunun olduğu yerlere saldırdı. Anlaşılan o ki bu alanlarda teyakkuz hali Düşüktü ve askeri güçlerin sayısı azdı. Aynı şekilde Gazze Tümeni Karargahı'nda ve diğer birkaç askeri üste de e, çatışmalar yaşandı değerli izleyiciler. Ki zaten bir sürü askerini kaybetti. Şehirlerin içine kadar girdi e, İsrail e, Hamas'ın militanları. Tek sorun istihbarat zafiyeti değildi. Tüm sistem çöktü aslında. İşte o demir kubbeniye çalışma dediler ama attıkları küçük çaplı roketlerle Hamas onları da işlevsiz hale geldi. Ya da gerçekten... Onlar çalışmıyordu. İşte mesela Rusların da Ukrayna savaşında hatırlayın İskenderiye füzeleri çalışmadı. E, ordusu çok çabuk e, çöktü, başarılı olamadı. Bir buçuk yıl geçmesine rağmen e, Hamas daha küçük bir grupla İsrail e 1973 darbesinden daha acı bir e, darbe vurdu. Yom Kippur savaşı vardı 73'te Mısır'la. Orada da ağır bir darbe almıştı o zaman İsrail. Hamas'ın sınırdaki yerleşim birimlerine sızarak asker ve sivilleri öldürüp kaçırarak Hizbullah'a taklit ettiği vurgulanıyor ki Hizbullah Kara Savaşı'nda çok iyi yani sokak savaşlarında iyiler 2006'da da İsrail'i ağır bir yenilgiyi uğratmışlardı. İsrail hükümetinin Gazze'li işçilerin İsrail'e girişine izin verilmesinden sonra ordunun sınırda durumu kontrol altına alındığını sandığı Hamas'ın ise İsrail ordusunu yanılttığı ve rehavete düşürdüğü aktarılıyor. Bir de cumartesi günü herkes böyle iyice e, salmış işte umursamıyordu ama İsrail kötü yakalandı ve bu itibar kaybını da uzun süre düzeltmesi zor görünüyor o yüzden de işte çoluk çocuk demeden katliam yapmaya devam ediyor